Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. 10. sınıflar YKS kafasına girmeli miyiz? Haydi bakalım izliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bırakalım o süslü cümleleri de gelin birlikte şöyle güzel bir dertleşelim. Evet, 2 yıl önce liselere hazırlık sınavını atlattınız. Yoğun olarak bir çalışma içerisindeydik. Ve öyle ya da böyle bir şekilde liseye geçtik. 9. sınıfta birçoğumuz şunu dedik belki de. Haydi arkadaşlar, geçen yıl çok çalıştık. Şimdi oturalım, şöyle kendimizi bir dinleyelim. Birazcık kendimize vakit ayıralım dedik. Bunun yanında tabii ki 9. sınıftan çok kopmamaya çalıştık. Çünkü liseli olmak da güzeldi. Oraya da değer vermek gerekirdi. Ve birçok arkadaş bunu da yapmaya çalıştı. Tabii bunun yanında diğerlerini de yapan arkadaşlar var. Ancak hepimize ortak bir payda da birazdan tabii ki buluşturacağım. Evet, aslında size her şeyden evvel sormak istediğim bir soru var. Hayaliniz nedir? Sevgili arkadaşlar, birçoğunuzun az çok neler söylediğini duyar gibiyim. Ancak yine ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum ki hayal ve hedef kavramları birbirinin içerisine geçmiş durumda. Çünkü hayaliniz ne dediğim anda şu üniversiteyi kazanmak, şu mesleği elde etmek ya da şu işi yapmak ya da şunu ifade etmek gibi cümleler duyduğumu hissediyorum. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hayal ve hedef kavramlarına bir tanımlama getirmemiz lazım. Hayal içerisinde bulunduğumuz hayatın daha anlamlı bir hale gelebilmesi için ve ona ulaştığımızda tamamen bitmemesini sağlayabileceğimiz bir şey olmalı. Bu yüzden sizler örneğin mimar olmak istiyorsanız bu bir hedef olur. Ancak bunun hayale dönüşmüş noktasıysa dünya çapında bilinen, adını altın harflerle mimarlık tarihine yazdırmış bir mimar olmak olabilir. Bir veteriner olmak sizin için bir hedef, ancak çok başarılı bir veteriner olmak sizin için bir hayal olmuş olabilir. Diğer yandan ben size biraz evvel hayaliniz nedir diye sorduğum zaman birçoğunuz şu üniversiteyi kazanmak ya da şu mesleği elde etmek dedi. Bu yüzden hayal ve hedef kavramlarını iyi ayırt etmemiz lazım. Öncelikle hayalimizi ulaşabileceğimiz en uç noktaya koyup oraya gitmek için hedefler koyarak elimizden geleni yapmalıyız. Dolayısıyla sizlere de söyleyeceğim şey şu: YKS bizim için bir hedef. Çünkü hayalimiz YKS'den ve diğer sınavlardan çok daha ileride ve çok daha önemli. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizleri biraz evvel ikiye ayırmıştık. Demiştik ki hayali ve hedefleri olanlar ve olmayanlar. Özellikle hayal ve hedef noktasında birçok şeyi elde etmiş ve halletmiş arkadaşlar bu videonun devamında özellikle çok daha rahatlayacaklar. Ancak bununla ilgili henüz kafası karışık olanlar ve bir şeyleri halledememiş olan arkadaşlar da çok kısa süre içerisinde hayal ve hedef kavramlarının da niteliklerinin ne olduklarının farkında olarak bu yolda çalışmalarını gerçekleştirmeliler. Ve sizler de şimdi bu alanı daraltarak hayallerinizi ve hedeflerinizin ne olduğunu kendinize fısıldayın ve videonun devamına birlikte geçmiş olalım. Evet, özellikle 10. sınıfın 2. dönemine geldik. YKS kafasına girmeli miyim diyen arkadaşlara biz tabii ki bir hedefiniz varsa bununla ilgili çalışmalarınızı başlatmalısınız diye soruyoruz ve hemen arkasından gelen ilk soru: kaç soru çözmeliyim? Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili olarak kendi motivasyonunuz, içerisinde bulunduğunuz durum, hangi dersten çok iyi olduğunuz veya hangi derslerde geri olduğunuz, tabii ki bunların hepsi bir değişken. Öncelikle bunların da bir cevabını vermemiz gerekiyor. Ancak ortalama olarak illa size bir sayı vermemiz gerekirse günde 60 ila 100 arasında bir grafik içerisinde gidip gelmeniz, bu adette soru çözümleri yapmanız yeterli olacaktır. Tabii ki bunu yaparken lütfen her gün bunu yapmaya çalışın. Bu konuda da bir istikrarınız olsun. Haftada bir gün veya haftada iki gün tatil verebilir misiniz kendinize? Tabii ki verebilirsiniz. Bunlara dikkat ederek bu soru grafiğinde soru çözümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü bunun zamanı geldi. 10. sınıftaki arkadaşlara bir başka tavsiye verecek olursak şunu özellikle net bir şekilde ifade edebilirim. Sevgili arkadaşlar, sevdiğiniz, başarılı olduğunuz bir derste ya da tam tersi problem yaşadığınız, bu ders benim için kabus dediğiniz herhangi bir dersi seçin ve o derste harikalar yaratmak için çabalarınızı maksimum düzeyde gösterin. Bu size YKS hazırlığınızda çok büyük avantaj sağlayacak ve o problem olan veya o çok sevdiğiniz dersi çok iyi bir şekilde yapabiliyor olacaksınız ve diğer derslere odaklanmak için yeteri kadar vaktiniz olacak. Benim sizlere tavsiyem, en başarılı olduğunuz veya en problemli gördüğünüz derslerden birini seçin ve o derste maksimum düzeyde performans göstererek çalışmalarınızı şimdiden gerçekleştirin. Ve gelelim bir başka maddemize: çok soru çözmeyin. Evet, size ilginç gelebilir ama şu anda çok çok soru çözmenize gerek olmadığını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar çok motive olabilir. İçlerinde ders çalışmaya karşı inanılmaz bir istek, heyecan da olabilir. Ancak sevgili arkadaşlar, dikkat etmemiz gereken bir şey var. Önümüzdeki yol uzun. Şimdi çalışmaya başlamalı mıyız? Evet. Ancak bunu YKS'ye kadar sürece yaya yaya yapmamız gerekir. Dolayısıyla şimdi çok çalışıp önümüzdeki süreci boş geçme ihtimalimiz de olabilir. İleride isteksizlik gibi durumların yaşanmaması için şimdiden dengeli çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun dengesini ayarlayacak olanlar yine tabii ki sizleri en iyi tanıyan sizler olduğunuz için
kendinizsiniz. Evet, bir diğer maddemiz alan seçimi yapın. Eğer şu anda hocam ben çalışacağım, hazırım ama neye çalışacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlar varsa hedefiniz çok geniş olabilir. Hadi onu bir daraltalım. Öncelikle bir alan seçimi yapalım ve o alan seçiminde gideceğimiz üniversitelerin sayısı az çok belli olsun ve çalışacağımız dersler de az çok belli olmuş olur. Öncelikle 10. sınıf konularını tekrar ederek, soru çözümlerini yaparak belki biraz daha önden gitme şansını yakalayabiliriz. Alan seçimi yapmak hedefinizi daraltır ve başarıya ulaştırır sizleri. Ve sevgili arkadaşlar, 10. sınıftan bu işi kafaya koyan arkadaşların derece yapması için şimdi çok güzel ve çok kolay bir taktik vereceğim. Sistemli ve düzenli olun. Eğer sistemli ve düzenli olursanız, saatlerinizi saatlerinize katmadan, geceniz gündüzünüze girmeden, sistemli, düzenli, çok yoğun olmayan çalışmalarla sizler YKS'de derece yapabilirsiniz. Sadece adımları ve taktikleri takip etmeniz yeterli. Evet, sizler YKS kafasına girdiniz mi, girmediniz mi? Bunları da yorumlara yazarsanız özellikle okuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.